Sayın seyirciler, sizinle bir özel haberimizi paylaşmıştık. Hakimler ve Savcılar Kurulu KRT'nin gündeme getirdiği İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki Ponzi skandalı ile ilgili iki müfettiş görevlendirdi. HSK'ya yazılan dilekçelerde adı geçen savcılarla ilgili soruşturma yürütülecek. Soruşturma kapsamında dönemin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı görevinde olması nedeniyle İsmail Uçar'ın da ifadesine başvurulacak. Ahmet Sesli ve İlknur Yavumli bu haberin peşini bırakmadı. Gelişmeleri derledi yeniden. ...200.000 TL gibi rakamla başladım. Toplamda 5 milyon gibi rakama ulaştı param. Görüşmelerimde Anadolu Adliyesi'nde çalışan memur arkadaşıyla geldi. YK ve ND, KE isimli şahıslar. Kendisini gördüğümde battım. Ben bu paraları veremeyeceğim dedi. Şikayet için Anadolu Adliyesi'ne gittiğim zaman benden de fazla olan insanların dolandırıldığını öğrendim. Paraları adliye çalışanlarına ve patronuna verdiğini söyledi. Hiçbir savcı benden ifademi almadı. Hep azarlanarak adliyelerden gönderildim. Dünyanın en büyük adliye binası Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Ponzi skandalının yankıları sürüyor. İddialara göre en az 150 milyon liralık vurgun yapılmış, adliye personeli ve yargı mensuplarının dolandırıcılık sistemine dahil olduğu öne sürülmüştü. KRT'nin konuyu gündeme getirmesinin hemen ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu devreye girdi. 3 aydır ilerleme kaydedilemeyen dosyaya iki müfettiş atandı. Olaya adı karışan tüm savcılar ve dönemin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da dinlenecek. KE isimli İstanbul Kuzguncuk'ta ikamet eden bir hanımefendi, bizlerin de daha önceden tanıdığı, hatta avukatlığını yaptığımız inşaat firmasında 10 yıl boyunca satış müdürlüğü yapmış. İlk başta 300.000 TL bir ödeme yaparak bu işe girdim. İlk ay 70.000 TL gibi bir kar ettiğim söylendi bu KE isimli şahıs tarafından. Bu şekilde kendisine 21 milyona yakın bir para ödedim. Ponzi sisteminin mağdurlarından biriydi avukat Burak Yalçın. Sistemin patlamasıyla adliyenin yolunu tutmuş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından soruşturma açılmış ancak dosyada hiçbir ilerleme kaydedilememişti. Dosya 3 savcı arasında adliye koridorlarında dolaştırılmıştı. Dosyayı bir şekilde sürüncemede bıraktıklarını bizzat gördüm. İlk gün itibariyle bütün irtibata geçtiğim bütün cumhuriyet savcılarını hem SK'ya hem Adalet Komisyonu Başkanlığı'na hem de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne şikayet ettim. Şikayetlerin üzerinden 3 ay geçtikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu adım attı. Dosyada adı geçen savcılarla dolandırıcılık sistemine karıştığı iddia edilen savcılar soruşturulacak. Dönemin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da dinlenecek. KRT avukat Burak Yalçın'ın dışında Ponzi dolandırıcılığının başka mağdurlarına da ulaştı. Yaşadıklarını anlatan mağdurlar yüzlerinin görünmesini istemedi. Toplu miktarda paraları adliye çalışanlarına verdiğini söyledi. 20 gün ben adliyeye gittiğimde hiçbir savcı benden ifademi almadı. Hep azarlanarak adliyelerden gönderildim. Bir şekilde avukatım şeyiyle kısa bir ifade verdim. Ama ifademi savcılığa verirken benim anlatmak istediklerimi, bildiklerimi, işte görüşmelere çakarlı arabalarla gidildiğine, bu şekilde güven kazanıldığını, bunları ifademe hiçbir savcı geçmedi. Adliye içerisinde çalışan Mali İşler Müdürü'nün her defasında önümüze bir set kurduğunu, haksız yere benim evimin üzerine ihtiyatla haciz koyduklarını da öğrenmiş oldum. KRT'nin 23 Ocak'taki haberinin ardından adliyede hareketli dakikalar yaşandı. Başsavcı vekili US'nin odasında Ponzi'nin başında olduğu iddia edilen idari yetkili YK ile dosyada adı geçen savcılar arasında toplantı yapıldı. Görüşmenin konusu adliyedeki Ponzi dolandırıcılığıydı. KE isimli şahıs ile 2023 başlarında tanıştım. Görüşmelerini işte İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Mali İşler Müdürü olan sevgilisiyle birlikte gidiyordu. İlk başlarda 200 bin TL gibi rakamla başladım. Toplamda 5 milyon gibi rakama ulaştı. 5 ay geçti. 5 aydır ellerini kollarını sallayarak isim YK ve ND, BA, KE isimli şahıslar hala dışarıdalar. Herhangi bir gelişme yok. Dosya olduğu gibi duruyor. Adliyede 3 aydır ilerleme kaydedilmeyen soruşturmada hızlandı. Mağdurlar yeniden ifadeye çağrıldı.
Mağdurların Ponzi sisteminin başında olduğunu iddia ettiği emlakçı K.E.'de bazı mağdurlar ve avukat Burak Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunarak tefecilikle suçlamıştı. Dolandırıcılık sisteminin başında olduğu iddia edilen adliyede mali işlerden sorumlu YK'da suçlamaları reddetmişti. Evet, Ponzi skandalı bu kez adliyede KRT'nin özel haberiyle ortaya çıktı ve haberin ortaya çıkmasıyla da bir soruşturma başlatılmış oldu. Çünkü haberimizde de izlediğimiz gibi aslında adliyenin kapısını çalanlar ve mağdur olduklarını söyleyenler bizzat orada görevlilerin bu meselenin, bu Ponzi'nin bir parçası olmaları dolayısıyla pek ilerleme kaydedememişler anladığımız kadarıyla. Peki şimdi yine adliyeden devam edelim. Üç büyük davanın eski savcısı hakkında soruşturma yürütülen Gökalp Kökçü'nün dijitallerine el konuldu. Telefonunu teslim etmeden önce sıfırladığı tutanakla ortaya çıktı. Kökçü KRT'ye konuştu. Nedenini fotoğrafların sızdırılma ihtimaline karşı yaptım sözleriyle açıkladı.